Kral Maximilian'in bu pervasız tavrında elbette değişen şartların da payı var. Artık başka bir dünyanın içindeyiz. Ne Henry Tudor bu dünyanın bir parçası, ne de Şarlken. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir hediye takdim etmek isterim. Şimdi münasip değildir şehzadem, bilahare takdim edersin. Esasen en münasip an şimdi hünkârım, şu an. Devlet-i Aliye'nin hudutları, bu mülk, bu uçsuz bucaksız topraklar sizin eseriniz. Bütün kullarınız baksınlar ve görsünler istedim. Sizin nasıl kudretli bir sultan olduğunuzu bir kez daha hatırlasınlar istedim. Bu haritayı buraya niye serdim bilir misiniz? Dünyayı ayaklarımızın altına şöyle bir serelim bakalım istedim. Biz artık bir Balkan İmparatorluğu değiliz. Biz Kara Avrupa'sında at süreceğiz. Belgrad, Budin, Viyana, Roma. Avrupa'nın, kafirlerin kalbine saplayacağız kılıcımızı. Doğuya sırtımızı dönmedik elbet. Sınırlarımız Hazar Gölü'nü aşacak. İnşallah. Allah'ın yardımı ve sizin mutlak gücünüzle hünkârım. Benim hasmım Şah İsmail değil. Benim hasmım Şarlken, François, Henry Tudor. Vatikan'daki kafirler. İlk hedefimiz Rodos'tur. Akdeniz Osmanlı Gölü haline gelecek. Hiç kimse bizden habersiz yelken basamayacak, bayrak açamayacak. Rüzgarları, fırtınaları, şimşekleri biz olacağız. Sizin o mübarek ellerinizi öpmekten gayrı lütuf istemem hünkârım. Benimle gel, sana bir şey göstermek istiyorum. Sultanlık haritada gördüklerinden ibaret değildir elbet. O sonsuz ovaları, dağları, deryaları, şehirleri bir vücut olarak kabul edersen, işte o vücudun kanı ve ruhu burada gördüğün defterlerde gizlidir. Yüzlerce yıllık emek, kaideler, kanunlar, yazışmalar, anlaşmalar. İşte o gördüğün hudutlar ve bu nizam, ben ve benden evvelki 9 padişahın akıl ve tecrübelerinden müteşekkil. Evet paşa. Derhal hazırlığınızı yapın. Sefere çıkıyoruz. Nemçe kafirin üzerine yürüyeceğiz. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. İnşallah kafire hak ettiği dersi verip size hayırlı haberlerle döneriz hünkârım. Mehmet Paşa, ordumun başında bizzat bulunacağım. Berde Paşa. Emredin hünkârım. Akıncılarla birlikte derhal Erdel'e git.
Biz ordumuzla oraya vardığımızda kuvvetlerinde bize katılırsın. Emredersiniz. Derhal güzergah belirleyin. Güzergah üzerindeki bütün sancak beylerine ve kadılara haber gönderin. Yollar ve köprülerle alakalı bütün tedbirleri derhal alsınlar. Emredersiniz hünkârım. Gazamız mübarek olsun. Ben Süleyman, Belgrad'ın, Rodos'un, Udin'in, Bağdat'ın, Mohaç'ın ve dahi cihanın fatihi, yeri göğü yaratan Yüce Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Süleyman. Elimde kılıcımla ölüme meydan okuyan, kafirin kalbine sancağımı dikmek, Allah'ın adını cihana yaymak ve nizam-ı alemi sağlamak için ömrümün 10 yılını bizatihi savaş meydanlarında geçiren 7 iklimin sultanı Süleyman. Bunca yıldır defalarca zafer ve ölüm gördüm. Askerimin kanı toprağa düşerken ben de canımdan can verdim. Onlar için akıttım gözyaşımı. Zinhar nefsime mağlup olmadım. Şeytanın hayvanları olan hasede, hırsa ve kibre düşmedim. Ve şimdi bir kere daha düşmanlarıma korku salmanın, dostlarıma huzur vermenin, kim olduğumu hatırlatmanın vaktidir. Ömrümü adadığım hükümdarlığım, kullarım ve herkes bir kere daha görecek. Görecek ve diyecek ki, Sultan Süleyman hala ölmedi. Vezir-i Azam Hazretleri. Söylemeye dilim varmıyor. Lakin hünkârımız artık pirlik deminde ve ayaklarından rahatsız. Böyle bir sefer felakette sonuçlanabilir. Allah muhafaza. Hem savaşı hem de hükümdarımızı kaybedebiliriz. Ne lüzum var gelmelerine? Manası ortada paşam. Hünkârımız hükmünün ve kudretinin hala sürdüğünü göstermek istiyorlar. Lakin saatleri buna müsaade edecek mi? Hüçul. Vaziyetiniz maalesef çok hassas. Bu haldeyken sefere çıkmanız zinhar münasip olmaz. Allah aşkına hünkârım, tekrar gözden geçirin kararınızı. Öyle bir ihtimal mevzubahis değil hekimbaşı. Hünkârım, ne olur beni dinleyin. Yalvarırım bu sefere çıkmayın. Sarayı Hümayun'dan ayrılırsanız eğer, söyle. Maazallah hünkârım. Bir daha geri dönemezsiniz. Ayaklarınıza çıkan bu yaralar, bu habis hastalık vücudunuzu içten içe kemirir. Ey gafil! Sen kendini ne zannedersin? Senin haddin midir bana ömür bitmek? Sen benim ağrılarımı hafifletecek ilaç hazırla kâfi. Hünkârım. Bir söz daha söylersen senin kelleni alırım. Nasıl olur?
Sultan Selim Han'dan olma. Hafsa Valide Sultan'dan doğma. Devleti Aliye'nin 10. hünkâr. Safevilere, Mısır Memlüklerine, Suriye, Filistin, Hicaz mülküne, İpek ve Baharat yoluna, denizlere, çöllere hükmeden, Osmanlı mülkünü ebedi kılan mirasın yegane sahibi. Doge Hazretleri, Sultan Süleyman'ın ordunun başında sefere katılacağı ilan edildiğinde hiç kimse buna ihtimal vermemişti. Yaşlı ve yorgun padişahın bir daha ayağa kalkamayacağı konuşuluyordu. Ancak Büyük Türk herkesi şaşırttı. Onun cenazesini beklerken, o gençliğinin bağrındaki bir hükümdar gibi adına yaraşır bir merasimle ordusuyla birlikte sarayından ayrıldı. Konstantiniyye adeta eski, azametli günlerinden birine şahit oldu.
ahali sokaklara döküldü. Beyaz sakalı ve beyaz kaftanıyla nurdan bir minareye benzediğini konuşuyor herkes. İnsanlar Büyük Türk'ü tarifsiz bir coşku ve hürmetle sefere uğurladılar. ...46 yıllık hükümdarlığı boyunca doğuda ve batıda gözünü diktiği her toprağa sahip olan düşmanlarının korkulu rüyası Sultan Süleyman bir kez daha hükümdarların hükümdarı olduğunu belli etti böylece. Hazırlıklı olmak, ittifaklara yakın durmak lazım. Şehirlerin kapılarını kapatın. Askerlerinizi hazırlayın. Dua edin. Muhteşem Süleyman ölüme meydan okuyarak Avrupa'nın kalbine yürüyor. Hünkârım, Erdal Prensi Sigismund Zapolyo huzura kabul bekler. Gelsin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sigismund Zapolyo'yu bundan böyle Erdal Prensi olarak tayin ediyorum. Her daim himayem altında olacaktır. Her gün size ve talihime dua ediyorum Yüce Padişah. Eğer siz olmasaydınız ben şu an burada olamazdım. Aldığım her nefes size borcumdur, İmparatorlar İmparatoru. Büyük İskender gibi ismi hiç unutulmayacak bir imparatorun. Ayağının toprağına yüzümü sürebildiğim için şeref duyuyorum. Sevgili oğlum Sigismund. Seni en son gördüğümde validenin kucağında süt kokan bir bebektin. Şimdi yiğit bir prens olarak çıkıyorsun karşıma. Gölgem her daim üzerinde olacak.
Bizim buraya giriş sebebimiz Maximilian'a haddini bildirmek. İlaveten İslam fütuhatını hudutlarının ötesine taşımaktır. İlk hedefimiz Zigetvar Kalesi. Muvaffak olacağız Allah'ın izniyle. Benim senden isteğim, Avusturya'nın Erdel'den zapt ettiği kaleleri muhasar altına alarak mülkümü geri kazandırmandır. Emredersiniz padişahım. Allah bahtını açık, kılıcını keskin eylesin. Hünkârım. Söyle Sokul. Budin Beylerbeyiniz Aslan Paşa hakkında nahoş haberler almaktayım. Bir Hristiyan ırgatı kardeşlik ilan edip sünnet ettirmiş. Düğün dernek eyleyip bir çare zavallıyı herkesin içinde o halde raks ettirmiş. Aslan Paşa'nın marifetleri bununla da sınırlı değil hünkârım. İdaresi altındaki reayadan ilave vergiler toplamaktaymış. Yetmezmiş gibi müsaadeniz olmadan Avusturyalıların elindeki Palota Kalesi'ni muhasara altına almış. Derhal bulun getirin bu gafili. Mazlumu zulmetmek, benim adaletime kara çalmak neymiş göstereceğim. Çekilebilirsin. Budin Beylerbeyi Aslan Paşa. Yedi iklimin sultanı yüce hünkârım. Neden beni yakapaca huzurunuza istediniz? Ne hatamı gördünüz? Hata mı? Senin kabahatin hayyuka çıkmış. Reayaya zulmeder, başına buyruk işler yaparmışsın. Hristiyan kullarımdan birini zorla sünnet ettirip köçek gibi oynatmışsın, doğru mu? İftira hünkârım. Vallahi iftira. Düşmana aman vermediğim için mahsus oyun oynuyorlar bana. Kanunlarımızda olmayan ilave vergiler aldığın, benim müsaadem olmadan kafir kalelerine musallat olduğunda mı iftira? Hünkârım ben... Ey gafil! Haydut! Daha ne konuşursun? Senin yaptıklarının izahı, mazereti yoktur. Ben sana bu mülkü benim adaletimi temsil et diye emanet ettim. Reayaya zulmet diye değil. Bazı sert tedbirler aldım. Lakin bunlar yalnızca Hristiyanlar içindir. Sen kimsin ki benim kullarımı birbirinden ayırsın? Götür. Hünkârım, ben masumum. Lütfen acıyın. Hünkârım. Hünkârım. Hünkârım, ben ettim, siz etmeyin. Bağışlayın, acıyın. Hünkârım, hekim başına haber ver, çabuk gelsin, çabuk. Hemen hazırlayın.
Emredersiniz hünkârım. Toplarımız sabah ezanından beri kaleleri dövüyor hünkârım. Malumunuz üzere Zigetvar hendeklerle çevrili yan yana dört kaleden müteşekkil. Yeniçeri kullarınız her fırsatta burçlara saldırıyor. Şimdiden düşmana verdiğimiz hasar çok büyük. Bana zaferden bahset Sokollu. Ne vakit düşecek bu ömrümü tüketen kale? İnşallah yakında muvaffak olacağız hünkârım.
Mesnur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Vaziyet nedir Sokullu? Hünkârım, Zigetvar direniyor. Serdarlarım Mikloş Zirin'i kaleyi teslim etmemek için büyük bir mukavemet gösteriyor. Bu şartlar altında... Berde Paşa sen konuş. Vezir-i Azam Mehmet Paşa'nın hakkı var hünkârım. Hasan'a. Ne yazık ki önümüz kış hünkârım. Belki en münasibi Belgrad'a çekilmek. Önümüzdeki bahara kadar hazırlıklarımızı tamamlar, akabinde daha büyük bir taarruzda bulunabiliriz. Önümüzde başka bahar yok. Ben bugüne kadar onlarca defa cenk ettim. Allah'ın yardımı bileğimin gücü askerimin kanıyla. Kalbim ve ruhumla onlarca zafer kazandım. Rüzgar benden yana esmediği vakit durmasını da bildim. Lakin bu defa farklı. Zigetvar'ın benim için kıymeti büyük. Zigetvar kafirin elindeki herhangi bir kale değil. Zigetvar benim inancım. Benim umudum. Aslanlarım! Yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimiz'in nefesini indiren yiğitlerim! Son bir defa besmele çekip kafirin üzerine yürüyün! Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle! Yüce Rabbimiz dualar ve rüzgar arkamızdadır! Zafer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum. Gün doğmadan Zigetvar düşecek. Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım.
Rahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin ala sıratin müstakim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع Selim Han'dan olma. Valide Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma. Hanedan-ı Ali Osman'ın 10. padişahı. Cihana hükmeden, doğuyu ve batıyı dize getiren, topraktan gelen ve yine ona dönecek olan ben, Süleyman. Sesi beni çağır. Bir Ademoğlu ölünce kalbine ne olur? Kan ve can çekilince ne kalır geriye? Aklın
niyetsiz bunu çözmeyi. Sadece kalp bilir hakikati. Büyük bir şölen ve vuslat bu. Pek az kula nasip olacak muhteşem bir hayatın duası. Başımın üstünde sema. Dallarımın arasında bir ferah rüzgar. Köklerim en derinlerde. Ben Süleyman. Ne tahtı, ne tacı. Sadece aşkı ve dostluğu alıyorum yanıma. Uyanmaya gidiyorum şimdi. Bilsin bunu Ademoğlu. Bilsin ve hatırlasın. Bitti saltanat. Bitti güllerin hüznü. Bitti bu rüya. Ne hükümdarlık kaldı, ne taç. Ellerim boş geldiğim bu dünya evinden. Ellerim boş çıkıyorum. Kalan sadece bir avuç toprak. Herkes bilsin ki bu dünyadan bir Süleyman geçti. Cenab-ı Hakk'ın aciz kulu Süleyman. Kalede düştü. Ziget var, bundan böyle Osmanlı ülküdür. Şükürler olsun. Hünkârımız bu habere çok sevinecek. Tepeden tırnağa şiir ve nura doğmuş yapı.
yıldızlı semada. Köklerin karanlık, doymak bilmez ve dahi bereketli kara toprağın derinliklerindedir.